Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca iki önemli konuğu ağırlayacağız programımız çerçevesinde. Önce Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın daha bizlerle birlikte olacak. Özellikle Biden döneminde Türkiye-Amerika ilişkileri ticari anlamda atılabilecek olan adımlar neler? Bunların detaylarını konuşacağız. Sonrasında ise programımızın ikinci bölümünde Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteva ile yapmış olduğumuz mülakatı getireceğiz ekranlarınıza. İlk defa Türkiye'de televizyon Akkuyu Santrali'ne ilişkin sorularımızı yanıtladı kendisi. Dolayısıyla uzunca bir röportajda Akkuyu Nükleer Santrali'ne dair bilinmesi gereken her türlü konuda sorduk. Her birine mümkün olduğunca yanıt aldık. Bunların detaylarını sizlerle paylaşmış olacağız. İlk etapta piyasalarda rakamlar bize ne söylüyor? Bir hızlıca ona bakalım. Borsa İstanbul'da 1533 puanlardayız. Seans içerisindeki zirvenin 10 puan kadar altına geldik. Diğer taraftan yine bu sabah saatlerinde 7.03'lerde olan dolar TL'nin de bir miktar yukarıya doğru hareket ettiğini görüyoruz. 7.09 dolar TL, 8.53 euro TL'de bulunduğumuz yer ama günün manşeti özellikle Bitcoin'de ve şu an itibariyle kısa bir süre evvel Tesla'nın bir açıklamasını gördük. 1,5 milyar dolarlık parasını, nakdini Bitcoin'e çevirdiğini ifade ediyor Tesla ve yeni dönemde ödeme aracı olarak da Bitcoin'i kabul edeceğini söylüyor. Bu açıklamaların ardından Bitcoin'in şu an itibariyle fiyatının 43.500 dolar seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında %15'ler civarında bir primle şu an itibariyle yola devam ediyor. Bitcoin fiyatlaması hızlı bir hareket oldu, önemli bir hareket oldu. Ve özellikle ödeme aracı olarak kabulünün duyulması da dikkate değer unsurlardan biri. Tesla'nın elindeki nakdin kabaca 18-19 milyar dolar olduğu dikkate alınacak olursa toplam nakdinin kabaca %8 civarını Bitcoin'e dönmüş olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun üzerine çok fazla tartışma yaşanacaktır mutlaka. Dolayısıyla bizler de bu konuyla ilgili hemen hemen tüm detayları sizlerle bundan sonraki dakikalarda paylaşmayı sürdüreceğiz. Yurt dışı tabloya dönüp baktığımız zaman şu anda Avrupa borsalarında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Londra'da FTSE'de %1, aynı zamanda diğer piyasalarda da benzer oranlarda yukarı yönlü hareketler var. Stoxx 600 endeksi %0.6'lar civarında artıda ama genel iştahın devam ettiğini söyleyebiliriz. Amerikan vadelilerine dönüp baktığımızda da tablo bundan çok farklı değil. Sabahki kadar yüksek değil artılar ama %0.3-0.4'ler civarında Dow Jones ve S&P 500 vadelilerinin altıda seyrettiğini aktarabiliriz. Buna mukabil Amerikan 10 yıllıkları 1.19'lara doğru yaklaştı. Özellikle burada enflasyon beklentilerinin ciddi şekilde ön plana çıktığını görüyoruz. 1.18-1.19'larda Amerika'nın 10 yıllığı son bir yılın zirvesine işaret ediyor. Salgın öncesi döneme döndüğümüzü gösteriyor kabaca faizler içerisinde. Diğer taraftan yine 30 yıllık tahvil faizi içinde benzer şeyleri söylemek mümkün. Bu bağlamda aslında tahvillerin yukarıya kayışı önümüzdeki dönemde emtia fiyatlamasına ne getirecek? Biraz da bunlara bakmak lazım. Petrol 60 doların üzerini gördü. Şu an itibariyle 60 dolar 11 sent Brent petrolde. New York tipi ham petrolde 57,5 doların eşiğindeyiz. Aynı zamanda spot altının ons fiyatı 1824 dolarlarda şu dakikalarda diyelim. Gidelim iş yatırıma. Halil Barışkan bizleri bekliyor. Halil, özellikle Borsa İstanbul'da yurt dışına paralel yukarı yönlü hareketin söz konusu olduğunu gördük. Ancak yukarı yönlü ivmede yeniden rekorlara doğru gitme perspektifini, potansiyelini nasıl görüyorsun diye bir sormak isterim. Bir de neye bağlı diye elbette. Merhaba Atıl, öncelikle iyi yayınlar. Yani endeks tarafında aslında son dönem TL varlıklarda ciddi bir pozitif ayrışma mevcut. Aynı şekilde yurt dışı hisse senedi piyasalarında tarihi zirveleri yenileyen oldukça agresif bir iştah da var. Ama bizim hisse senedi tarafında benzer bir iştahı göremiyoruz. Yani yabancı girişleri anlamında TL varlıklardaki iyimserliğe bakarsak aslında hisse senedi tarafına girişler hala zayıf. O nedenle yabancı kurumsal eksikliğinden kaynaklı algoritmaların gün içerisi oynaklık seviyelerini çok yükselttiği bir süreçteyiz. Bence aşağıda 1500, yukarıda 1560 seviyesi yüksek oynaklıkla beraber konsolidasyon seviyesi gibi görünüyor. Ne tarafa kırarsa hareketin biraz daha momentum kazanmasını bekleyebileceğimiz seviyeler bence teknik olarak bunlar. Buradan daha yukarılara gidebilmemiz için bence TL varlıklardaki iyimser hikayenin yanında gelişmekte olan ülkelere de çoğu ne kadar olumlu raporlar yazılsa da para girişi anlamında daha agresif bir süreç lazım ki
biz de kendimize düşen payı alalım. Ama şimdilik öyle bir durum söz konusu değil. Halil Barışkan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar ve değerlendirmeler için. Kısa bir araya gideceğiz, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Londra'ya gidiyoruz. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor. Ceren, özellikle piyasalara baktığımız zaman yukarı yönlü hareket biraz daha ön planda. Ancak bir yandan da aşı tartışmasında Güney Afrika varyantına karşı AstraZeneca aşısına yönelik soru işaretleri var. Biraz bunların detayları, bir de İtalya'da Draghi yapıyor galiba. Açıkçası küresel piyasalarda iyimserlik devam ediyor. Avrupa borsaları yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Bugün yine İtalya borsası öncülüğünde yükselişin yaşandığını görüyoruz. İtalya borsasında primler %1.6 seviyesinde. Onu İngiltere borsası ve Fransa borsası takip ediyor. Avrupa'nın genelinde biraz daha sınırlı iyimserlik var. %1'e yaklaşan oranda değer kazançları var. İtalya'da Draghi'nin siyasi partilerle görüşmelerinde ilk turu başarıyla atlatmış olması İtalya borsasının biraz daha önde gitmesine neden oldu. Ve bu hafta ikinci tur görüşmelere başlayacak Draghi. Bunun yanı sıra aşı tartışmalarını takip ediyoruz. Mesela az önce Almanya Başbakanı Merkel'den yeni açıklamaların geldiğini gördük. Alman hükümeti karantinayı 2 hafta daha uzatmayı değerlendiriyor. Her ne kadar dünya genelinde vaka sayılarında önceki haftalara kıyasla önemli bir düşüş yaşanmış olsa da ülkeler karantina tedbirlerini gevşetmek için oldukça tedbirli davranıyorlar. Çünkü Merkel az önce yaptığı açıklamayla enfeksiyon oranlarının 2 hafta daha düşmesi gerektiğini ifade etti ve şu anda Almanya'daki vakaların %20'sinin İngiltere varyantı kaynaklı olduğunu dile getirdi. Fakat İngiltere'de yapılan bir çalışma Oxford ile AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantına karşı oldukça düşük bir etkinlik oranına sahip olduğunu ortaya koydu. %10 gibi çok düşük bir oranda kaldı etkinlik oranı. Aşının varyant karşısında hastalığın ılımlı semptomlarını önlemede dahi etkili olamadığı kaydedildi. Ve şirket yeni varyantlara karşı etkili olmasına hedeflediği yeni bir aşı geliştirmek için kolları sıvadı. İngiltere hükümeti ise yaptığı açıklamada bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson enfeksiyon oranlarının hala İngiltere genelinde çok yüksek olduğunu ve yeni varyantları kontrol altına almak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Hükümet Mayıs ayı itibariyle 50 yaşın üzerindeki herkesi aşılamayı hedefliyor ve her yıl düzenli olarak aşı programını hayata geçirmeye hazırlanıyor açıl. Ceren, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi dönüyoruz bugünkü konuğumuza. Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın daha bizlerle birlikte. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Süper, teşekkür ederim. Şimdi özellikle tabii Trump dönemi çok ilginç bir dönemdi ve aslında dünyadaki birçok lider doğrudan kendisiyle ilişki iletişim kurmakta çok zorlandı. Türkiye Amerika ilişkilerini lider diplomasisi çerçevesinde yürüttü bu süreç içerisinde ve sizler de iş dünyası temsilcileri olarak zaman zaman buralarda aracılık yaparak, zaman zaman kendi gündeminiz çerçevesinde atılabilecek adımlar konusunda uyarıcı mekanizmayı oluşturarak net bir şekilde bu sürecin yönetimine katkıda bulundunuz. Trump gitti, Biden geldi. Hem Türk iş dünyası açısından ne değişecek, hem yönetim şekli, yönetim biçimi açısından nasıl şekillenecek sizce bu dönem? Açıl Bey, teşekkür ederim sorunuza. Öncelikle şunu ifade edeyim. Trump dediğimiz zaman Cumhuriyetçi Parti, Biden dediğimiz zaman Demokrat Parti'den bahsediyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti'nin konulara yaklaşımıyla Demokrat Parti'nin konulara yaklaşımı aslında aynı paralellik arz etse de bunu yönetiminde bir farklılık gösteriyorlar. Yani iki partinin farklı şeyleri var. Cumhuriyetçi Parti'ye sadece Trump da değil, bundan önceki başkanlarda da baktığımız zaman onlar da daha çok ikili ilişkilerle ülkeler arası şeyleri, ilişkileri yönetiyorlar. Demokrat Parti'ye baktığımızda daha kurumsal konulara yaklaşıyorlar. Aslında işin tabanına baktığımız zaman çok büyük politika değişiklikleri olmuyor. Bundan sonra da olacağını beklemiyorum. Türkiye ilişkilerine de bakarsak biliyorsunuz Türkiye ilişkilerinde biz ticareti en üst seviyede yapmak için Türk-Amerikan İş Konseyi olarak zaten işimiz ticari diplomasi yapmak adı üstünde. En üst seviyede yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Proaktif davranıyoruz, projeler üretiyoruz. Bizimle ilintili, ilgili birimlerle, bakanlarla, yöneticilerle, karar vericilerle mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu sıklıkla görüşüyoruz.
Bu ilettiğimiz projeleri detaylandırıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Onun için şimdi de geçiş sürecini izliyoruz. Şu anda biliyorsunuz geçiş sürecinde bizimle ilgili esas önemli bakanlık Ticaret Bakanlığı'ydı. Ticaret Bakanı adayı olarak Gina Raimondo, eski Rhode Island valisi, İtalyan asıllı kendisi. Yaptığımız ilk incelemelere bakarsak Açıl Bey, Türkiye ile ilgili herhangi bir negatif peşin hükümlü değil. Dolayısıyla kendisiyle zaten ve diğer ilgili birimlerle temasa geçiyoruz. Bizimle ilgili bir önemli, diğer önemli kişi de Catherine Tai diye. O da ticaret temsilcisi. Ticaret temsilcisi genelde değil, her zaman Amerikan Başkanı'na, direkt Amerikan Başkanı'na rapor eder ve ülkeler arasında Amerika'nın diğer ülkelerle olan ticari anlaşmalarından sorumlu tek kişidir. Takip ediyoruz. Peki şimdi özellikle elbette bir dış politika bacağı var işin, bir de ticaret bacağı var. Dış politika da ister istemez bu tür dönemlerde kökten değişim sinyalleri üretebiliyor. Trump'ın Orta Doğu politikası biraz daha İsrail merkezli ve Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ni İsrail'le yaklaştıran, İran'ı biraz daha dışarıda bırakan bir politikaydı. Dolayısıyla şimdi Biden yönetiminin buradaki bakış açısı biraz daha farklı gibi görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile uçak anlaşmasının iptali, Suudi Arabistan'ın Yemen Savaşı'nın fonlamasına dair soru işaretleri, bütün bunları derleyip topladığımızda bölgedeki ekonomik aktivite ve Amerikan etkinliği acaba nasıl şekillenebilir? İran'ın yeniden denklemin içerisine dahil olma ihtimali P5 artı 1 anlaşmasının canlanması çerçevesinde Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Şimdi biraz önce sorduğunuz soruya bir önceki sorudan da bir cümle ilave ederek devam edeyim isterseniz. Burada geçen hafta yapılan ilk Amerika'nın dış politikasıyla ilintili basın açıklamasında, ilişkili basın açıklamasının Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Bu biraz da Trump döneminden bizim farkımız bu demek için yapıldı anladığım kadarıyla. Trump biraz daha Beyaz Saray ağırlıklı konuları götürüyordu kendi danışmanlarıyla. Ama ilk dışişleri politikası Dışişleri Bakanlığı'ndan, başkan tarafından yapıldı. Bunun bir kere önemli bir mesaj olduğunu düşünüyoruz. İkincisi, daha henüz bizim gibi kritik ülkelerde herhangi bir dış politika stratejisinin oluşmadığını anlıyoruz. Çünkü Türkiye ile alakalı, bizim gibi birkaç önemli ülkeyle de alakalı herhangi bir şey söylenmedi. Bunu önemsiyoruz. Burada demek ki bir vakit önemli veya Türkiye'den alacakları mesajlar önemli veya hakikaten kurulacak ekibin de görüşleri bekleniyor. Veya Türkiye'den daha kolay halledilebilecek etrafta Orta Doğu'daki diğer ülkelerle bir münasebet, bir onlara direkt mesaj verilmek için. Örneğin İsrail'in güvenliği konusu. O zaten bütün Amerikan yönetimlerinin ilk başta, ilk etapta verdikleri önemli mesajlardan bir tanesi. Burada Amerikan Başkanı Biden Yemen'deki insani krizi masanın ortasına koydu. Bunu çok önemsiyor. Yani bu insani krizin bir an önce bitmesinin önemine değinen kararlar aldı. Bunlardan bir tanesi de bu konuyla ilgili Suudi Arabistan'a, biraz önce siz de bahsettiniz, sağlanan silahların artık bu konudaki şeyin durdurulmasıydı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne aynı şekilde bir silah ambargosu demeyeyim ama verilen silahların şu anda dondurulması, durdurulması bir sonraki karara kadar denildi. Onun dışında tabii Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri de aynı. İran'a gelirsek, İran'da hatırlayacaksınız ilk 2003 yılıydı. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın artık İran bir nükleer silah sahibi olmalı diye bir program başlattı. Uranyum zenginleştirme programı başlattı. Ondan sonra 2005 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran'la ilgili önemli bir yaptırım, ticari yaptırım kararı aldı. İran nereden baksanız o süreçten sonraki 4-5 yılda 150-160 milyar dolarlık petrol satışından mahrum bırakıldı. Ve İran'ın dünyadaki 100 milyar dolarlık varlıkları donduruldu, kullanılması yasaklandı. Çok uzun bir süreç geçti. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam 2013, ondan sonra da 2013'te tekrar görüşmeler başladı. Amerika'yla ilk uzun süreden sonra
2015'te de Obama yönetimiyle İran'ın nükleer programının durdurulması için önemli bir anlaşma yapıldı. Hemen akabinde Trump geldi. Trump geldikten sonra hatta bu yapılmış en enayi anlaşma gibi bir lafla bu anlaşma birbirimizi kandırmaktan öte giden bir anlaşma değil dedi ve bu anlaşmayı bozdu. Şimdi tekrar Biden geldi. Biden geldiğinde henüz bu anlaşmayla ilgili bir şey vermedi. İlk adımın kaldığımız yerden İran tarafından atılması gerektiğini söylüyor. İran'ın ise anlaşmayı biz bozmadık, Amerika tarafı bozdu. Amerika'nın ilk adımı atıp bundan sonra ne yapacağını, bir yol haritasını bize anlatması lazım diyor. Dolayısıyla bunlar Orta Doğu'da ilk gördüğümüz Amerika'nın dış politikasıyla ilgili enteresan sinyaller. Mesela Yemen özel temsilcisi atandı ama Suriye özel temsilcisi hala atanmadı. Bekliyoruz kimin olacağını. Niye atanmıyor? Çünkü yapılacak stratejiye göre bir isim belirlenecek. Çünkü Biden yönetimi ne diyor? Biz kurumlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla strateji belli olduktan sonra o stratejiyi en iyi hangi özel temsilci uygulayabilir, hangi kurum uygulayabilir, hangi şahıs uygulayabilirse onlar devreye sokulacaktır. Bu arada Açıl Bey, biz de zannediyorum ki gelişmeleri izliyoruz. Amerika'nın yeni politikasına göre Türkiye'de kendi stratejisini belirleyecektir. Zaten yakında görüşmeler olursa o ilk görüşmelere göre bundan sonraki yol haritası şekillenecek diye düşünüyoruz. Burada iki tane önemli soru daha var Mehmet Ali Bey. Bunlardan bir tanesi, biraz önce konuştuğumuz gibi Trump döneminde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekten çok yoğun anlaşmazlık alanları vardı. Bu anlaşmazlık alanları bir şekilde iki liderin kendi arasındaki diyalogla anlaşmazlığı korumak üzerine, kötünün daha kötüye gitmesini engellemek üzerine kurgulanmış bir diyalogla yürütüldü ve yönetildi. Katsa yaptırımlarından politik birçok konuya kadar. Dolayısıyla şimdi Biden yönetiminin gelişi ve seçilen isimler, başta Blinken olmak üzere, yapılan ilk açıklamalara baktığımız zaman bir miktar daha Türkiye konusunda daha sert yaklaşım içerisinde olan isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bir. İkincisi de Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri biraz daha ittifak çerçevesinde önümüzdeki dönemde dış politika hamlelerini yapacaklar. İlk gelen belgelerin içeriğine baktığımızda örneğin Türkiye ve Çin'i aynı kefede değerlendiren çeşitli yaklaşımlar da söz konusu oluyor. Bu bağlamda durumu nasıl yönetmemizde fayda olabilir? Buralarda iş dünyası olarak sizin atabileceğiniz pozitif adımlar, hamleler var mıdır, nelerdir? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Amerika bizim için çok önemli bir ticari, yani zaten stratejik müttefikiz. NATO müttefikiyiz. Stratejik bir ortağız diyoruz her yerde. NATO'nun en büyük ikinci ordusu Türk ordusu. Dolayısıyla buna baktığımız zaman ticari ilişkilere geliyoruz. Ticari ilişkilerde bizim 25 milyar dolar civarında bir ticari ilişkimiz vardı. Bunun 100 milyar dolara yükseltilmesi konusunda Trump'la Erdoğan bir mütabakata varmışlardı ve bunun üzerine bazı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar biraz sekteye uğradı. Neden uğradı? Çünkü biraz önce bahsettiğiniz siyasi askeri problemlerimiz var diye sekteye uğradı. Aslında baktığımızda Amerika yaptığımız ihracatta üçüncü büyük ülke konumuna geldi. Yani bizim Amerika'ya yaptığımız ihracat geçtiğimiz sene %14 civarında arttı, 11 milyar dolarlar civarına geldi. Ama Almanya, İngiltere'den sonra Amerika üçüncü sıraya yükseldi. Dolayısıyla Amerika'ya yaptığımız ihracatı en kötü dönemde bile %14 arttırmış olmamızı çok önemsiyorum. Ki bundan sonra Amerika 20 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz açıldı. Yani çok önemli bir pazar. Bizim Amerika'ya her zamankinden daha fazla mal satar konumunda olmamız lazım gerektiğini düşünüyorum. Çin ilişkisine baktığımız zaman da yine Trump döneminde başlayan, ki şimdi Biden yönetiminden de aldığımız mesajlar, o stratejileri, Çin stratejileri devam edecek. Neden? İki tane sebep var bunun. Bir tanesi, Çin ile Amerika arasında ticaret açığı Amerika aleyhine 350 milyar dolar civarında. Çok önemli bir rakam. Amerika bunu istemiyor. Amerika diyor ki eşitlememiz lazım ticareti. İkincisi, yine hepimizin takip ettiği, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Çin ekonomik büyüklük olarak Amerika'yı geçecek. Dolayısıyla eğer ekonomi, yani kişi başına düşen milli gelirden bahsetmiyorum ama bir ülkenin toplam ürettiği
mal ve hizmetlerine baktığımız zaman Çin dünyanın süper gücü haline gelecek. Amerika bunu ne kadar kaldırır, ne kadar kaldıramaz orasını bilmiyorum. Önümüzdeki 5 sene içerisinde göreceğiz. Dolayısıyla hiçbir başkan Çin'e karşı uygulayacağı bu ticari başlatılan ticari savaşları veya savaş demesek de ticari mücadeleyi hiçbir şekilde durdurmayacağını düşünüyorum ki Biden yönetiminden de gelen mesajlar o. Mesela örneğin Catherine Tai'yi biraz önce bahsettiğim Amerika'nın ticaret temsilcisi Mandarin biliyor. Tayvan asıllı. Mandarin bilmesini çok önemsiyoruz. Ve Çin'i çok yakından takip ediyor. Neden? Çünkü Çin ilintili strateji Amerika için bundan sonra ticari strateji Amerika için bundan sonra çok daha önemli olacak. Mesela 2019 yılında Amerika'nın Çin'den aldığı mal ve hizmeti $90 milyar Amerika azalttı. Toplam $450 milyar ithalatı vardı. Bunu $90 milyar azalttı ve önümüzdeki gelen 3 sene içerisinde $200 milyar daha azaltacağını söyledi. Şimdi bu politika devam edecek. Dolayısıyla $300 milyar toplam bir yeni bir ticaret çıkacak Çin'in dışındaki ülkeler için. Amerika bunun %40'ını kendi ülkesinde üretiyor. %60'ını ise dünyanın diğer ülkelerinde üretiyor. Bunlara baktığımızda da ilk önemli ülkeler. Önce yanındakilere bakarsak Meksika ve Kanada çıkıyor. Bu tedarik zinciri şeyine giren, alternatif ülke olma konumuna giren. Uzak doğu tarafına bakarsak da Kamboçya, Tayvan ve Vietnam çıkıyor. Biz burada Türkiye olarak ürettiğimiz projelerle ve Amerika'daki ortaklarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda Türkiye'yi bunun ortasına konumlandırmak ve buradan önemli bir pay almak istiyoruz. Bu payı alabileceğimize de inanıyoruz. Onun için Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konum, NATO müttefiki olmamız, Avrupa Birliği ile bu kadar yakın olmamız, etcetera etcetera bir sürü şey var ama bundan sonra esas ben nasıl Türkiye ile daha farklı projelerde ticari ortaklık yapabilirim diye düşüneceğini varsayıyoruz Amerika'nın. Amerika ile mesela Afrika'da çok önemli işbirlikleri yapmak için projeler ürettik. Şimdi bunların hepsine evet. Bakarsak yine biraz önce bahsettiğiniz şu konuyu da çok önemsiyoruz. Şimdi Trump diyordu ki ben Amerika'ya döneceğim, Amerika'nın içine bakacağım diyordu. Ne NATO önemli diyordu, ne işte Avrupa Birliği önemli diyordu. Yani karşısında Amerika'nın başka büyük bir güç görmek istemiyordu hiçbir şekilde. Herkes tek tek güçlerini masaya koysun istiyordu. Şimdi Biden yönetimindeki en önemli değişiklik, Biden diyor ki Amerika'nın yani gücünün dünyaya yansıtması açısından bir zafiyet oldu olmadı onu bilmiyorum ama Biden diyor ki ben Avrupa Birliği ile hareket edeceğim. Yani stratejik konularda artık birlikte yaptık. Çin politikasını birlikte, Türkiye politikasını birlikte. Onun için bunun sonuçlarını bekliyoruz. Mehmet Ali Bey çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız, bugünü bizlerle geçirdiğiniz için ve sizin aktardığınız bu görüşlerin ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardındansa Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ile yapmış olduğumuz mülakatla sona erecek Finans Merkezi. Televizyonlarda ilk defa önemli konulara açıklık getiriyor Anastasia Zoteeva. Hem nükleer santralin açılış tarihine, hem alım fiyatına, alım garantisine, hem potansiyel bundan sonraki yatırımcılara ilişkin çok önemli açıklamalar var. Kısa bir ara, sonrasında bu mülakatla Finans Merkezi'nin sonuna gelmiş olacağız. Hoşçakalın.